Merhaba arkadaşlar, bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi hiç ekipman kullanmadan nasıl bir YouTube videosu oluşturabiliriz? Onun için size birkaç tane öneri vereceğim. Aynı zamanda kendi bir videomu nasıl düzenlediğimi, yaptığımı size göstermiş olacağım. Ben de çünkü bu şekilde yapıyorum, çünkü benim de sıfır ekipmanım var. Hadi şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz sıfır ekipman olduğu için her şeyi telefonumuzla yapacağız. Videoyu da telefonumuzla çekeceğiz. Videoyu da telefonumuzla düzenleyeceğiz falan filan. Şimdi ilk önce videoyu telefonumuzla çekmemiz için bir telefonumuzu sabitlememiz gerekiyor. Şimdi size bir tane tripod yöntemi göstereceğim. Ben böyle iki tane sehpa koyuyorum üst üste. Biraz uzun olması için. Şu iki tane mandala ihtiyacımız var. Telefonumuz zaten burada. Evet, telefonumuzu böyle sabitliyoruz. Tutuyoruz bir yerden. Şöyle mandalı geçiriyoruz. Sonra yine diğer taraftan da aynı şekilde. Böyle. Gördüğünüz gibi şu an sabit bir şekilde duruyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sabit bir tripod böyle getirebilirim şöyle köşeye falan. İsteğim gibi kullanabilirim. Bu ilk açımızdı, yani direkt dimdik karşıdan sizi çeken açı. Şimdi bir tane daha açı göstereceğim. Yani en çok kullanılan iki açıyı göstermek istedim bu videoda. O yüzden iki açı göstereceğim. Birincisi buydu, düz sabit. İkincisi de bu üstten çektiğimiz açı. Benim çoğu önceki videomda da var. Bir sürü kanalda da görebilirsiniz. Şimdi bir de onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk önce ben bir tane buraya kalem bantladım şu şekilde. Öncelikle bir tane dik olarak geçirdim. Sonra bir tane böyle dibine koydum ki kaymasın bu şekilde. Çünkü bu telefonumuzu tutacak. Şimdi telefonumu böyle koyuyorum. Telefonumu da şöyle. Önceden yapmıştım ben videoda uzamasın diye. Telefonumu böyle yapıyorum. Gösterdiğim gibi. Şuradan arkasından böyle kanca gibi olacak şekilde yapıyoruz ki tutabilsin rahat bir şekilde. Ayrıca bunu normal tripod olarak da kullanabilirsiniz. Biraz eğimli mesela. Aşağı eğimli, ne kadar eğim vermek istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben mesela şöyle iyice dik bir açı yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle dimdik çekiyor. Şöyle açayım hatta kamerasında. İki açımız da bu şekildeydi. Böyle güzel bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Basit bir şekilde evde bulacağınız malzemelerle. Şimdi sıradakine geçelim. Evet, tripodumuzu yaptık. Videomuzu çektik. Şimdi ise çektiğimiz bu videoyu nasıl düzenleyeceğimizi göstereceğim. Bunun için KineMaster uygulamasını kullanacağız. Yine telefonumuzdan düzenliyoruz. Her şeyi telefonumuzdan yapacağız çünkü. Dediğim gibi. Bu arada ben önceden bir video çektim, düzenledim. O yüzden önceki şeyi düzenlemeyeceğim. Size şimdi kısaca nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğim. Bu KineMaster uygulamasını ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama saatte filigran oluyor. Bende şu an premium modlu olan APK'sı mevcut. Şimdi burada önceden düzenlediğim var. Ama önce size sıfırdan nasıl başlayacağınızı göstereyim. Şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Genelde YouTube'da yatay çekmeniz gerekiyor video. Genelde değil. YouTube için video çekiyorsanız yatay çekin arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Kesinlikle dikey çekmeyin. Yatay çektiğimiz için 16'ya 9'u seçiyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Ayarlar kısmından cihaz uyumluluk bilgisine bastığınız zaman burada benim telefonum 720p'yi yani destekliyor aslında ama 1080p'yi çıkartabilirim. Ama şu an benim zaten telefonumun ekranı 720p olsun, bir de ekran kaydı falan aldığım için. Bir de şu an çektiğim kameram da 720p kayıt alabildiği için maksimum, o yüzden şu an 720p'de benimki. 1080p'de çıkartabilirsiniz orada, yani onu da söylemiş olayım. Her neyse, şimdi buradan basıyoruz. 16'ya 9'u seçiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Buradan medyaya tıklıyoruz. Screen capture tıklıyoruz. Yani screen capture dediğim, ben burada screen capture yaptığım için onu seçiyorum bu arada. Buradan videonuz neredeyse onu seçebilirsiniz. Ben buradan onu seçeceğim direkt. Gördüğünüz gibi şöyle videomuz direkt geldi. Uyarıları aldırmayın. Şimdi videoyu ben kesip biçmem lazım. Mesela konuşma hatası yaptığım yerleri atıyorum. Şurada bir hata yaptım. Buraya videomuza tıklıyorum bir kere. Şurada makasa tıklıyorum. Oynatma başlığında böl var. Burayı seçtim. Şu arada mesela şu arada yaptığım hatayı silmek için mesela buraya bir daha tıklıyorum. Makasa tıklıyorum. Oynatma başlığından sol tarafından bu da dediğim zaman o sol tarafı direkt kesmiş oldu. Bu araya mesela geçiş efekti ekleyeceğim. Şuraya tıklıyorum. Mesela benim burada bir sürü efektim var. Bunu seçiyorum. Şimdi göreceğiz.
gibi böyle bu tarz bir sürü efekt var. Yine buradan katmana tıkladığımız zaman yeni bir mesela videonun ortasına resim ekleyeceğim atıyorum. Köşeye gördüğünüz gibi. Şimdi bir izleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi resmimiz geliyor. Her neyse bu şekilde genel zaten şeyler bu şekilde. Size bir düzenlenmiş olanını göstereyim. Şimdi ben önceden düzenlemiş olduğumu size gösterip nasıl render alacağınızı göstereceğim. KineMaster hakkında daha detaylı bir eğitim tarzına bir video hazırlamayı düşünüyorum. İstiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Buna tıklıyorum önceden yaptığım olana. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada solda kalem olan var. Oynatma seçeneği var. Mesela direkt videoyu buradan izleyebiliyorum. Veya direkt buraya tıklayıp üzerinde değişiklikler yapabiliyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Ses kısmından da müzik ekleyebiliyorsunuz. Bu arada onu da söyleyeyim, unuttum. Bu şekilde gördüğünüz gibi benim videom hazır. Ben bunu render'ını almak istiyorum. Buraya tıkladım veya işte videoyu düzenledikten sonra, yani illa buradan çıkıp girmenize gerek yok. Solda görmüş olduğunuz bu ayarların bir üstünde olan seçeneğe tıkladığım zaman burası geliyor. Videoyu renderlamak istediğiniz görüntü kalitesi, yani çözünürlüğü buradan seçiyorsunuz. HD 720p ayarlı olduğu için şu an 720p. Yani buradan FPS seçiyorsunuz. Yine 30 FPS olduğu için 30 FPS'te. Buradan yine bitrate'ini seçiyorsunuz. Bu da kaliteye bayağı bir etki ediyor bu arada. Sonra export diyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bu kadar basit. Evet, videomuzu çektik, videomuzu düzenledik. Şimdi sırada YouTube'a yüklemek var. En basit kısmı burası zaten. YouTube'a tıklıyoruz. Büyüteç şeklinin solundaki video şeyine tıklıyoruz. Burada videomuzu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan geldi videomuz. Buraya başlık giriyoruz. Açıklama giriyoruz. Buradan herkese açığı seçiyoruz. Konuma pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama ekleyebilirsiniz. Etiketleri falan, geri kalan her şeyi YouTube Studio üzerinden düzenlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videoda videoyu çektik, videoyu düzenledik ve videoyu YouTube'a yükledik. Bu üç şeyi hiç ekipman kullanmadan yaptık. Sadece telefonumuzu kullandık. Ve geri kalan her şey, herkesin elinde olan şeyleri kullandım. Mandal, kalem, bant ve sehpa ile bir video çektik, video düzenledik ve videoyu YouTube'a yükleyebildik. Tek burada eksik olan şey ve ekipman kullanmadan yapamayacağımız şey ışık. Işık çok önemli aslına bakarsanız, ama bunda oda ışığı veya güneş ışığını kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey alabilirsiniz. Bu 3.5 TL, bu da 3.5 TL. 7 TL'ye bu şekilde üçlü prizinizi kullanıp mesela bir yere sabitleyip yine iki sehpa üst üste koyabilirsiniz. Bunu da üçlü prizinize taktığınız zaman karşınızdan bu şekilde bir aydınlatma olur. Bu videomuz da bu kadardı. Bu tarzda YouTube ile ilgili pratik bilgiler istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ve aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada kameramanımız da, ayaktayken beni çeken kameramanım da kardeşim Bilal. Onun da kanalını aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında. Ona da abone olun, bana da abone olun. Bay bay.